merhabalar. Ben yazar Gülşah Elikbank. Ataşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Cumhuriyet'in Sesleri programında bugün çok değerli bir konuğum var. Sümerolog, bilim insanı, kıymetli Muazzez İlmiye Çığ bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Ne mutlu sizinle birlikte olmak. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Teşekkürler. Çok sağ ol. Evet. Hocam ilk sorum şöyle olacak. Atatürk'ün sizin de bahsettiğiniz gibi Fransızca okuduğu bir kitapta rastladığı önemli bir notla Sümerlilerin Türk olma ihtimali, ülkede bir eğitim seferberliği başlatacak olan adımlardan birini, dil, tarih, coğrafya bölümünün açılmasını sağlıyor. Fakat bunun kadar cesurca olan, bana cesurca gelen bir hamle daha var ki Hitler Almanya'sından kaçan Yahudiler bu okulda öğretmen oluyorlar. Ama Cumhuriyet'in 10 yıllık o sırada olduğunu düşünürsek Atatürk'ün bu cesur hamlesi bize neler kazandırdı ama bir yandan da acaba nelere mal olabilirdi, değil mi? Çünkü karşıda Hitler var ve ondan kaçanlar var ve Atatürk bunu hiç düşünmeden böyle bir hamle yapıyor. Ne söylemek istersiniz bununla ilgili bize? Söylemek istediğim o zaman için çok büyük heyecandı bizim için. Çünkü Dil Tarih Coğrafya Fakültesi açıldı. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin açılmasının yegane sebebi Türk dili, Türk tarihi, Türk kültürü hakkında çalışacak, öğrenecek, araştıracak uzmanlar yetiştirmek içindi. Çünkü o zamana kadar Türkler hakkında hiçbir kitap yoktu. Yani bizler tarafından yapılmış, Avrupa'da yapılmış bazı kitaplarda Türkleri daima kötü gösteriyor. En fazla 3. yüzyıla kadar var olduklarını söylüyorlardı. Binaenaleyh şeyde Atatürk geldiği zaman da Anadolu'da herkes Türkçe konuşuyor. Fakat Türk'üm demeyi bilmiyordu. Osmanlıyım, ümmetim öyle diyordu. Hatta ben küçükken babamın sıkı bana öğretti. Bak sen nesin derlerse ben Türk'üm diyeceksin diye. Yani o kadar önemliydi. İşte Atatürk bu Türklüğü öğretmek için biz Türklere bu fakülteyi kurdu. Çok muazzam o zaman için hakikaten çok büyük külfetti memlekete. Ve dünyada bir tanesi yok zaten. Hala yok. Yani o bir üniversite yani fakülte değil, doğrudan böyle bir ne derler fakültenin üstünde bir bölüm yani olarak. Bir o bir bölüm olarak idi fakat bölümden çok daha büyük bir şey vardı. Bir üniversite gibiydi. Yani üniversite kadrosu vardı. İşte o zaman tabii böyle bir fakülteyi açmak için bir eğitimci lazımdı. Eğitimcimiz yoktu. İşte o zaman Hitler'in işgal ettiği memleketlerde kendi ülkesinde üniversitede böyle değerli profesörler içinde Yahudi olanları fakülteden attı. Bu zamanlar ortada kaldılar. Hemen bir dernek kurdular İsviçre'de. Bu dernek vasıtası kendilerini alabilecekleri her memlekete müracaat ettiler. Hiçbirisi kabul etmedi. İlkler korkusundan dediler. Hatta Amerika bir göçmen memleketi olduğu halde o bile kabul etmedi. İşte o zamanlar tesadüfen İsviçre'den bir profesör bizim memlekete gelmiş. Onun vasıtasıyla diyorlar ki biz Türkiye Cumhuriyeti yapılmış. 10 yıllık bir devletiz. O zaman büyük şeyler yok bunu anlatacak. Hiç henüz daha karanlıktayız yani dünyada. Öyle bir vaziyette diyorlar ki ona müracaat edelim. Müracaat ediyorlar. Atatürk duyar duymaz gelsinler diyor. Hemen alıyor ve onlara diyor ki siz buraya
Yani canınızı kurtarmak için değil, aynı eğitimi burada yapacaksınız diyor. Ve onlar tabii bundan son derece mutlular. Çok iyi para verdiler o zaman. Yani ben hiç unutmuyorum, bizim tümöroloji hocamız 1.000 lira alıyordu ayda. O zaman nebuslara 300 lira veriyorlardı. Düşünün ne kadar evet. büyük para. Yani onlara değerleri kadar para verdi. Ama dedi bizim memlekette çalışıp sizin memlekette yaptığınız bütün eğitimi burada da yapacaksınız. Ve öyle oldu. Şimdi o zaman gençler de o kadar heyecanlıydık ki bütün gayemiz bir an önce okuyalım, memlekete faydalı olalım. Bütün gençlerin gayesi oydu. O yüzden çok çalışıldı. Hani fakültelerde son derece çalışıldı. Hatta hocalar biz böyle talebe görmedik diyorlar. Bu kadar böyle çalışkan talebe görmedik. Böylece yavrum bu dil tarihi açıldı. Tabii dil tarihte nereden bu şeyler Türkler hakkında bilgi alacaktı uzmanlar. Onların bilgi alması için yer lazımdı. İşte o zaman Türklerle ilgili olan bütün milletlerin dilleri kondu oraya, kültürleri, dil tarihe. Yani hangisi? Çin, Hint, Rus, Macar, İran, Fars, yani Farsça, ondan sonra Arap kültürü, Latince, Yunanca, bütün bu dillerin hepsi kondu. Hepsi, yani bu dillerin hocaları kondu. Ondan başka da işte Atatürk bir kitapta, bir Fransız kitapta okuyor, diyor ki Sümerler Türk olabilirler, Orta Asya'dan geliyorlar, dilleri Türkçe'ye benziyor. Atatürk altını çizmiş, koca var yanına, o zaman önemli yazmış. İşte diyor ki burada demek ki Türklerle ilgisi olabilecek bir eski uygarlık da var. Bunu da koyalım buraya, Sümerlerce. O zaman Avrupa'da Sümerloji bölümü yoktur. Neden? Çünkü Asurlarla başladı. Asurolojidir. Sümer çok sonradan çıktığı için Sümerloji denmez. Ama Atatürk Asurlar olduğu için Neylon ismi Arap şeyinden oldu. Şimdi bırakın şunları diyor. Samileri diyor. Biz diyor Sümerloji yapacaktım diyor. Sümerloji yapıyor. Ve aynı zamanda o zaman yani çok önemli 1930'larda Atatürk Hititler Türk Anadolu'da bir Hitit devleti kurulduğunu, bunların çivi yazılarının bulunduğunu, çözüldüğünü ve 500 sene krallık yaptıklarını okuyor, öğreniyor. Yani insan şaşıp kalıyor. Evet. Sıkıntının arasında. Diyor ki Hititler de diyor buraya koyacağız. Hititoloji. Böylece eski dillerden Hititoloji ve Sümerloji de bu şeye giriyor, programa. Böylece üniversite programı gibi bir program yapılıyor ve başladı. İşte hakikaten çok çok faydalı oldu. Öyle bir eğitim başladı ki orada yetişenleri dış memleketlerde kapış kapış aldılar. Değil mi hocam? Yani o kadar muazzam oldu. Evet. Onlar sayesinde şimdi birçok bilgimiz oldu. Orta Asya'da kazılar yapıyorlar, araştırmalar yapıyorlar.
Onların hepsini okudukça daha çok heyecanlanıyoruz. Evet doğru, canım. haklısın. Peki bir yandan hocam bu eğitim seferberliği ülkede olurken devrimler devam ediyordu. Ama tarihi, yakın tarihi araştırdığımız zaman görüyoruz ki halk bu devrimlere çok çabuk nasıl diyelim uyumuş. Bazıları aslında çok hani sıra dışı gözükmekle birlikte halkın bu kadar çabuk uyum sağlaması Atatürk'ün devrimlerine size ne düşündürdü o devirde? Çünkü karşı da çıkılabilirdi. Bir savaştan çıkılmıştı ne de olsa. Ama görüyoruz ki baktığımız zaman tam tersi bir uyum. Çok hızlı bir geçiş söz konusu devrimlerde. Siz nasıl gözlemlediniz o geçişi? Vallahi sorunuzu tabi anlayamadım ama yani o zaman herkes bilgiye hasretti adeta. Bu savaştan çıkmışız ve böyle bir şey var. Onun için yani bilgi, fakülteler, üniversiteler açılınca muazzam bir heyecan oldu. Yani aksi düşünülmedi bunun. Ne kadar iyi olduğu düşünüldü. Çünkü o zaman yalnız şey değil, hem fen bakımından hem sanat bakımından, mesela o zaman bale, opera mektepleri açılmasaydı bir daha açılmazdı çocuklar. O gün açıldı ve o gün kabul edildi. Bugüne kadar bakın ne kadar muazzam şeylerimiz oldu. Evet. Neydi, sanatçılarımız oldu. O bakımdan çok önemli. Evet. Halkımız kabul etti. Yani halkımızın büyük bir kısmı derhal bunları kabul etti. Evet, orada sormak istediğim bir yandan da şuydu. Mesela kıyafet kanunu hocam biliyorsunuz çıktı. Evet. Bir yandan da şapka kanunu gibi. Hani çok değişik gelebilecek halka bunlara bile çok çabuk geçildiğini görüyoruz aslında. Kızım, şimdi ben bakıyorum yani daha Atatürk şey etmeden yavaş yavaş insanlarımız kotur dedikleri pantolon böyle onlar çıkmış pantolon halk giymeye başlamıştı. Nereden biliyorsun de annem 1920'lerde erkek pantolonu yapıp dikti, şattı. Yani o zaman demek ki yavaş yavaş kıyafet değiştirmeye halk başlamıştı. Evet. Ama Atatürk gelip de bütün yani herkesin kıyafetini değişmesini söyleyince gayet iyi oldu. Çünkü çeşitli kıyafetler vardı. Yani mahalli kıyafetler, yok efendim tarikat kıyafetleri başlar ona göre karma karışıktı. Şimdi pantolon, ceket, kravat takmayı öğrendi insanlar. Şimdi bazı hani şey söylüyorlar ya bir Atatürk aleyhinde falan bakıyorum kravatı var, şey var. Ulan diyorum üzerindekiler bile Atatürk sayesinde oldu diyorum. Değil mi? Doğru. Evet. Evet. Yalnız hocam, bakın o zaman çok enteresan bir şey. Kıyafet kanununda kadınların kıyafeti hakkında bir şey yoktur. Yazılı o zaman olarak, Atatürk evet. O zaman Atatürk diyor ki kadınlarımıza değmeyin. Onlar kendileri yaparlar diyor. Ve vilayetlere, kaymakamlıklara haber veriyor. Kadınlara çarşafınızı çıkarın diye ihtar edin diyor. Ne falan zamana kadar, ne zaman var, ne ondan sonra çıkarmazsanız ceza var falan, böyle bir şey yok. Yalnız çıkarın. O anda kadından çarşafları çıkardılar. Zaten bizim köylümüzde çarşaf yoktu. Köylümüz kadın erkek aynı kıyafetteydi. İkisi de şal var giyerdi. Düşünün 1960'larda Amerika'da kadınlar ayağa kalkmış. Biz pantolon giyeceğiz erkekler gibi diye. Ben o zaman ne bilmiştim. Ya bizim kadınlarımız erkeklerimiz daha baştan beri öyle diye. Çok güzel. O bakımdan
Hakikaten birdenbire kıyafetler değişti. Kadınlarımız değiştirdi. Son derece büyük bir heyecan vardı hepimizde. Harika. Yani onu anlatmak imkansız, o heyecanı. O Evet, biz ancak hissedebiliyoruz sizin anlattıklarınızla o heyecanı. Evet. Söz hocam kadınlara gelmişken siz konuşmalarınızda hep aslında çok umutlu konuşuyorsunuz ve devrimin en yüksek çağındayız. Umutsuz olmaya gerek yok diyorsunuz. Bu anlamda evet. Cumhuriyet tarihine de tanıklık etmiş biri olarak devrimler sizce nereden nereye geldi ve kadınların bundaki rolü ne oldu? Kızım, devrimimiz başladığı zaman kadınlarımız çarşaftaydı. Hı hı. İşte çarşaf, yani 1925'te ancak şey etti. Ondan sonra okuma devrimi şeyler, bütün devrimler başladı. Şimdi o vaziyetteyken 80 yılı içinde kadınlarımız en yüksek eğitim gördüler. Ve hem sanatta hem bilimde, hem her şeyde üstün başarı kazandılar. Yani 80 yılda bu kadar muazzam bir şey, ben inanamıyorum. Yani Avrupa'da 400 yılda yaptığı, Rönesans'ta 400 yılda yaptığını biz 80 yılda yaptık. Yani yalnız kendi içimizde değil, bu başarılı kadınlarımız dışarıdan ödüller aldılar. Bu bakımdan ben çok mutluyum. Hakikaten devrimimizin en yüksek çağındayız. Bundan daha bir şey olamaz. Ama şimdi bunu yıkmak için ta şeyden başladı. Adnan Menderes'ten başladılar yıkmaya. Uğraşlar. İşte bu son safhasındayız şimdi. İnşallah bunu da tamamlayamadan giderler. Kadınlar onunla da baş edebilir diye düşünüyoruz hocam, evet, değil mi? Kadınlarımız çok şey etmesi lazım şimdi, direnmesi lazım. Bu hususta ben köylü kadınlarımıza hayran oluyorum. Köylerde yapılacak şeyleri ellerinde sopalar çıkıyorlar, yaptırmayacağız diye. Vallahi çok hoşuma gidiyor. Doğru, haklısınız yani, hocam. Bütün kadınlarımızın öyle yapması çok, mesela şu İstanbul Kanunu evet. Vesilecek bütün kadınlar ayağa kalkması lazım bu hususta. Nasıl kaldığını kaldıramayacaksınız diye. Mutlaka. O bakımdan evet, çok önemli. Tamam. Hocam evet, bir de şunu merak ediyorum. Şimdi siz Sümerlilerle ilgili en çok bilgiye sahip insanlardan birisiniz ülkede ve son dönemde biliyorsunuz Göbekli Tepe keşfedildi. Ve Göbekli Tepe'nin keşfedilmesiyle tarihin değiştiği söylendi. Siz Göbekli Tepe Atatürk zamanında keşfedilseydi, sizce Atatürk'ün ilk talimatı burayla ilgili ne olurdu? Ne düşünüyorsunuz? Vallahi kadınların devam ettirmesini isterdi Atatürk. Çünkü bu araştırılsın, kadınlar devam etsin isterdi. Çünkü hakikaten Göbekli Tepe çok önemli. Göbekli Tepe gibi dağ tepeler de çıkıyor memlekette. Şu halde şey, kültürün merkezi Anadolu, dünya kültürünün merkezi Anadolu gibi geliyor. Bunlar başka yerde bulunmazsa eğer, hakikaten çok önemli. Gerçekten. Peki hocam, Sümerlileri tarih açısından bu kadar önemli kılan neydi? 6000 yıllık bir uygarlıktan söz ediyoruz ama bu uygarlıktan sizce yeterince şeyi öğrenip uygulayabildik mi? Tarihimize katabildik mi onları? Kızım, şey olan Sümerliler evvela yazıyı buldular. Dillerine uygun yazıyı buldular. Yazıyı bulan başka memleket şeyler de var. Halk da var. Ama yazıyı geliştirmek için okullar açtılar Sümerliler. Böylece yazı genişledi, daha metodik olarak öğrenildi. Ve insanlar
her şeyi yazacak hale geldiler. Bütün kültürlerini yazdılar. İşte ondan dolayı biz şey diyoruz. O kadar her kültür, yani matematik, astronomi hakkındaki yazıları bugün temel şeyler, bilgiler. O bakımdan çok önemli. Yani daha önceden bu bilgileri Avrupa Yunanlılardan aldık diyorlardı. Ama Yunanlılar Sümerlerden almışlar. Onları o zaman Sümerler ortayken onlardan edeceğiz. Şimdi Avrupa Sümerleri ortaya çıkaramıyor bir türlü. Ne yapalım? Biz yıllarca her şeyimizi, neydi onun ismi, Yunan dedik, şimdi Sümer mi diyeceğiz diye korkuyorlar yapmaya. Yani onun için hakikaten bütün kültürün temeli Sümerler. Evet. Matematiğin temeli ve astronominin temeli, evet. Hı hı. Tabii burçlar, mesela onlar burçlara ad vermişler. O adları biz tercümesini kullanıyoruz. Yani her şey o bakımdan çok önemli bir millet. Ve ben burada onu okuduğum, yani onları okuduğum, sizlere bunlar hakkında yazılar yazdığım için doğrusu çok mutluyum. Çok mutluyum. Siz binlerce de tablet aslında, değil mi, bir yandan kazandırdınız ülkeye. Onların çevirisi, onlarda yazanlar. Bir tanesi çok aklımda kalmıştı benim. Boş vaktin varsa neden değerlendirmiyorsun? Ya da biliyorsan, evet, neden öğretmiyorsun? Neden öğretmiyorsun? Hakikaten harika. Yani düşünün, o zaman öyle diyor. Biliyorsun, neden öğretmiyorsun? Sen bilgi sende kalmasın. Hı hı. Boş vakit geçirdin, niye yaradı? Öyle boş vakit geçirmiyorlar. Yani düşünün, bu kadar sene önce neler düşünmüşler, evet, neler söylemişler. Kesinlikle. Evet canım. Hocam siz de üretkensiniz bu anlamda. Hem öğretmeyi seviyorsunuz hem üretmeyi, kitaplarda yazdınız Sümerler hakkında birçok, ama evet, şu an tamamlamak istediğiniz, üzerinde çalıştığınız bir kitap var mı? Yakın zamanda bizlerle buluşacak. Son zamanda bir tane çocuklara hitaben bir tane yazdım. O da şey, neydi onun ismi? Bu Noel'in Türklerden başladığını. Evet, değil mi? Çok tartışılan bir konu. Yani son kitabım bu oldu. Çocuklara diye yazdım. Çünkü çocuklar vasıtasıyla daha iyi dağılır bilgi dedim. Küçücük bir kitap, yani 107 yaşında o yazılmış oldu. Harika. çok güzel hocam. Başka. Harikaymış. Benim de 10 yaşında bir kızım var. O zaman ona da mutlaka okutacağım o kitabı. Arkasına da bir şeyin, konunun İngilizcesini koydum. Harika olmuş hocam. İngilizcesini koydum ki İngilizce olarak da öğrensinler, şey de bilsinler, anlatabilsinler diye. Hocam, evet, son olarak şunu sormak istiyorum size, çok yormadan. Çocuklara geldi madem söz. Biliyorsunuz son dönemde hep Z kuşağı, yani yeni kuşak konuşuluyor ve sanki ülkenin sorumluluğu, geleceği onlara devrediliyormuş gibi bir hava var memlekette. Siz çocuklardan ve gençlerden bu anlamda ne beklenmesi gerektiğini düşünüyorsunuz? Ya da bu doğru mu, bunları beklemek onlardan? Kızım, beklemek yalan değil. Hı hı. Tabii ki onlar büyüyecekler, onlar bütün şeyi ele alacaklar, devletin idaresini, şeyini ele alacaklar. Bu bakımdan onları iyi yetiştirirsek, ne kadar iyi yetiştirirsek bizim için, memleketimiz için o kadar iyi. Tabii ki doğru. Onu şey diyorum, evet. Harika. Peki hocam, son olarak Cumhuriyet'in Sesleri programındayız madem. Cumhuriyet'in insanlarına, özellikle kadınlarına son olarak ne söylemek istersiniz? Vallahi kadınlarımıza ben tepkilerini göstersinler diyorum. Her şeyde tepki göstersinler.
Bakın benim de vatandaşlık tepkilerim diye bir kitabım var. Evet. Okutsunlar onu. Ne kadar zaman evvel nasıl tepki gösterdim. Eğer biz benim gibi o zamanlar böyle yüzlerce kişi aynı tepkiyi gösterseydi belki bugüne gelmezdik. Anlatabildim mi? Yani bugünkü duruma gelmezdik. O bakımdan ellerinden geldiği kadar her şeye tepkilerini göstersinler. Çekinmeden, korkmadan yatsınlar, çizsinler, toplu göstersinler ama göstersinler. Peki. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sizinle sohbet etmek Bir çok keyifliydi, sizi şey. burada ağırlamak. İyi ki Bir şey. varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Bir Çok sağ olun. şey. Evet. Sizler de sağ olun. Ben de sizlere teşekkür ederim. Çok sağ olun. Belki son zamana yaklaştınız, şey yakaladınız. Yani Hocam umarım daha uzun Tanrı yıllar yine bizimle birlikte aman olursunuz. aman Öyle söyleyeyim. Tanrı beni Öyle bizim size ihtiyacımız var. Daha sizden öğreneceğimiz çok şey var. O yüzden umarım unuttu. uzun yıllar yine bizimle olursunuz. Yok. Oldu canım. Çok Çok teşekkür ediyorum. sevgiler Çok sağ olun. ve iyi Sevgiler. başarılar şey. Sağ olun. Oldu. Evet sevgili dinleyiciler, Ataşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet'in Sesleri Oldu. programında çok değerli bir konuğumuz vardı. Muazzez İlmiye Çığ bizimle birlikteydi. Hayır, Hepinize dinlediğiniz için teşekkür anladım. ediyorum. Çok sağ olun.